Pentagon sözcüsü Eric Pahin, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Pahin, Türklerin Afrin'den Münbiç'e geçmeyeceğini umuyoruz. Münbiç'ten çekilme planımız yok dedi. Pentagon sözcüsü, DAEŞ'le mücadeleden çıkanlar ya da Afrin'e gidenler Amerika tarafından desteklenen birimler değil açıklamasını yaptı. Münbiç'ten çekilme planımız yok dedi. Türkiye ile çatışma olmaması için temasların sürdüğünü söyledi. Pentagon sözcüsü Eric Pahin, Hürriyet'e konuştu. Bugüne kadar Türkiye ile devam eden temasların ve diplomasinin Münbiç'te gerilimin tırmanmamasının önlenmesi açısından başarılı olduğunu belirtti. Hatta koalisyon ortaklarıyla Özgür Suriye Ordusu arasındaki bazı gerilimlerin Türkiye sayesinde engellendiğini kaydetti. Pahin, Suriye Demokratik Güçlerinden ayrılıp Afrin'e savaşmaya gidenlerin Amerika tarafından desteklenmediğini söyledi. Suriye Demokratik Güçleri içinde DAEŞ'le mücadele eden gruplarla çalışıyoruz. Bu mücadeleden çıkan ya da Afrin'e giden birimler Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen birimler değil. Pentagon sözcüsü, Zeytin Dalı Harekatı'nın DAEŞ'e karşı kazanımlardan bazılarının kaybedilmesine neden olabileceğini belirtti. Türklerin Afrin'den Münbiç'e geçmeyeceğini umuyoruz. Bu konuda gerçekten kaygılıyız. Bunun DAEŞ'le mücadeleyi raydan çıkarma potansiyeli var. Bu, bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmanın büyük ölçüde dikkatini dağıtacak bir şey. Bu operasyon DAEŞ'e karşı kazanımlarımızın bir kısmını kaybetmemize neden olacak bir potansiyel taşıyor. Pahin'a, Türkiye'nin operasyonu Münbiç'i kapsayacak şekilde genişletme olasılığını ne kadar görüyorsunuz diye soruldu. Pentagon sözcüsü bu soruyu, şu anda bunun olmaması ve gerilimin düşürülmesi için Türkiye ile görüşmelerimiz sürüyor diye yanıtladı. Amerikan askerlerinin Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedef olarak açıkladığı Münbiç'ten çekilme gibi bir planı olmadığını yineledi. Pentagon sözcüsüne Türk ve Amerikalı askerler arasında bir çatışma riski olup olmadığı da soruldu. Türkiye bir NATO müttefiki ve 1950'lerin ortasından beri ilişkilerimizde Türk askerleriyle herhangi bir çatışmamız yok. Bunun bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz diye konuştu.